Tabii uzun süredir İmralı'daki tecridi hep birlikte izliyoruz. Bizi umutlandıran 2013 yılında yeni bir sürecin başlamasıydı. İmralı'nın ne kadar önemli bir yer olduğunu vurgulamak için söylüyorum. O süreçte bir çözüm süreci başladı. Bu çözüm sürecinde Türkiye birkaç yıl kansız, şiddetsiz bir dönem yaşadı. Türkiye halkları, Kürtler, bütün halklar bu ülkede barış olacak. Büyük umutlarla o süreci beslediler. Ama 2015 seçimlerinde AKP iktidarını kaybedince devletin derinliklerine teslim oldu. O teslimiyet, yani devletin derinliklerinde geçmişte işlenen cinayetlerdeki siyasal aktörleri olanlar, devletin derinlikleri, ulusalcılar, milliyetçiler AKP'yi teslim aldılar. O süreci baltaladılar ve yeni bir süreç başladı. O gün bugündür tecrit politikası İmralı'da devam ediyor. Ve Türkiye'de o süreçten bugüne kadar çok acı dolu yıllar yaşadı ve Türkiye bugün çok büyük bir sıkıntı içerisinde ekonomik açıdan ve Türkiye halkları yoksul ve bu yoksulluğun nedeni bu Türkiye'de olup biten ve bir türlü çözülmeyen Kürt sorunu. Kürt sorunun yolu, yöntemi de İmralı'da geçmişte olduğu gibi bugün de Sayın Öcalan'ın bu sürece önemli katkıları olabileceğini hepimiz de biliyoruz. Onun için 2013'ten başlayarak bugüne gelmeye çalışıyorum. Şimdi çıkmaz bir sokaktayız. Bu çıkmaz sokağın aslında İmralı'da eğer diyaloglar ve müzakere olursa ben Türkiye'nin bu çıkmaz sokaktan bir an önce çıkabilme ihtimalini de yüksek görüyorum. Şimdi uygulanan tecrit politikaları ne Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında ne uluslararası yasalarda bir yeri yoktur. Öcalan'ın ailesiyle, Öcalan'ın avukatlarıyla görüş yasağını uzun süredir, 42 aydır sürdürüyorlar. Başvurular var, bu başvuruların hiçbiri kabul edilmiyor. Burada şu ortaya çıkıyor, burada hukuk yok. Hukukun olmadığı yerde adalet de olmaz, hukukun olmadığı yerde barış da olmaz. Bir an önce bu ülkenin yöneticileri bu çıkmaz sokaktan bir an önce çıkmalılar. Onun için İmralı'daki bu koşulları ortadan kaldırmaları gerektiğini hem avukatlar hem de ailesiyle bir an önce görüşme sağlanmalıdır. Şimdi bakın, Türkiye çok acılı bir süreçten geçiyor. Türkiye halklarının büyük bir çoğunluğu yoksullukla cebelleşiyorlar. Bu topraklarda hem ekonomik açıdan ciddi bir kriz yaşanıyor ve bu topraklarda adalet sağlanmıyor. Şimdi eğer siz Kürtlerle barışacaksanız, Kürtlerle Orta Doğu'da bir hukuk oluşturacaksanız, Öcalan'ın çok önemli bir siyasal aktör olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bütün dünya da biliyor ve eğer bu kan, bu şiddet duracaksa bir an önce görüşmenin sağlanması gerekir. Bunu bildiğiniz halde sizin eğer İmralı'ya tecrit politikalarınızı sürdürmeye devam ederseniz siz Türkiye halklarına dost değilsiniz. Türkiye halklarına acı dolu yıllar yaşatmaya çalışırsınız ve bu halklar da bunu yani bunu hak etmiyorlar. Biz bu topraklarda yaşıyoruz. Bu toprakların bir sorunu var. Bu topraklar uzun yıllardır çatışma, kan, kavgadan yorularak bugünlere geldi. Bu toprakların siyasi aktörleri ve siyaset dünyası bir an önce çözüm bulmalıdır. Eğer hep söylüyoruz siyaset sorunları çözme sanatıysa, siyasi aktörler de bir an önce. Eğer gerçekten siyasi aktörseniz, gerçekten ülkenizi seviyorsanız, gerçekten bu topraklarda yoksul Anadolu çocuklarının, Kürt çocuklarının ölümünün durmasını istiyorsanız, bir an önce müzakerenin yolları açılmalıdır.
Yani Kürtlerden bir hukukun oluşturulması gerekir. Orta Doğu'daki, Güney Kürdistan'daki Kürtlerden diyalog kuruyorsunuz ama diğer parçalardaki Kürtlerden düşmanlık hukuku uyguluyorsunuz. Bugün Diyarbakır'da, Van'da, yani Kürt diliyle ilgili kurumların üzerindeki bu baskıyı görüyoruz. Ya bu baskılarla siz Kürt sorununu çözemezsiniz. Yani Kürt dilini yasaklayarak çözemezsiniz. Bundan birkaç ay önce Türkiye'nin dört bir tarafında başlayan halaylarla ilgili gözaltılar, tutuklamalar, bu bir cinnet halidir. Bunlar aslında hepsi birbirini besliyor. Belediyelerin masumane yollara yazdıkları o Kürtçe yazıları silmek, bu düşmanlığı körüklemek bu halklara yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Onun için yani Kürt dili üzerindeki yasakların, belediyelerle ilgili tutumunuz, Kürt kültürü üzerindeki bu baskıları bir an önce durdurmanız gerekir. Kürtler bunlara boyun eğmedi. Eğer boyun eğmiş olsaydı zaten hiçbirimiz bugün buralarda olmayacaktı. Şimdi bakın, bizim partimiz sürekli hareket halinde. Seçildiğimiz günden bugüne kadar, kurulduğumuz günden bugüne kadar, 1991'lerden bugüne kadar 33 yıldır bu hareketin içindeyim ve 33 yıldır alanlardayız, sokaklardayız. Biz diğer siyasi partiler gibi gelip yan yatıp bilmem, zaten sadece seçimden seçime halka giden bir siyasi hareket değiliz. Biz halkımızla sürekli bir arada olan, onların derdini kendine dert edinen, ben bir 10-12 gündür bölgedeyim, Muş'tayım, buradayım, bugün ilçelerdeydim, dün merkezdeydik. Biz her gün aktif bir halde halkımızın sorunlarını yüksek sesle seslendiren ve halkımızın sorunlarını yerli yerinde tespit eden, onlarla birlikte siyaseti şekillendirmeye çalışan ve böyle bir siyasal gelenekten geliyoruz. Yaz boyunca zaten bütün arkadaşlarımız, başta eş başkanlarımız olmak üzere, hep sokaklarda, alanlardaydık ve barışın sesini yükseltmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Kürt coğrafyasının ihtiyacı olan tek şey barıştır diyoruz. Bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Şimdi ayın 13'ünde Diyarbakır'da, Diyarbakır'ı önemsiyoruz. Burada yüz binlerin bir araya gelmesi gerekir. Barışı yüksek sesle seslendirmemiz gerekir. İmralı'daki tecriti hep birlikte kırmalıyız. Yani bu bir lütuf da değil. Yani bu ülkenin yasaları var, bu ülkenin anayasası var. Bu anayasa içerideki herhangi bir siyasi ve adli bir mahkuma nasıl uygulanıyorsa, vallahi Sayın Öcalan'a da öyle uygulanmalıdır ve onun için bir lütuf değildir. Zaten uluslararası hukuk da bunu emrediyor. Zaman zaman bu konuda Türkiye'yi de uyarıyor ve Türkiye'nin de bir an önce, baştan da söylediğim gibi, şimdi de bu çıkmaz sokaktan hepimizi kurtaracak İmralı'da 2013 yılında başlayan o çözüm sürecindeki sesin, oradaki sözün, oradaki manifestonun bir an önce burada da hayat bulursa, eminim hep beraber bu kan deryasından kurtulmuş oluruz. Bütün halkımız için 13 önümüzdeki ayın 13'ünde Diyarbakır sokaklarının önemli olduğunu, hep birlikte gelip orada barışı ve tecritin kapılarının açılması gerektiğini, barışı da birlikte örgütlemeliyiz. Önemlidir. Halkımız 13 Ekim'de Diyarbakır'da olmalıdır. Hep beraber sesimizi Diyarbakır'dan yükseltmeliyiz.